Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, mecliste kabul edilen, iktidarın dezenformasyonla mücadele olarak hazırladığı, muhalefetin ve basın meslek grupları için sansür yasası olarak nitelendirdiği basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasanın 29. maddesinin çok sorunlu olduğunu kaleme aldı. Ahmet Hakan, 29. maddede sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saykıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır denildiğini hatırlattı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde. Ne kadar da yoruma açık bir madde bu. Halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacı nasıl saptanacak? Meçhul, bir bilginin gerçeğe aykırı bilgi olduğuna nasıl hükmedilecek? Belirsiz, hangi paylaşımın kamu barışını bozmaya elverişli olduğu nasıl belirlenecek? Belli değil. Bir hakim ya da savcı ben bunu böyle yorumladım diyerek gayet masumane bir paylaşıma ceza verebilir. İleride bu tür kararlar ortaya çıktığında bu maddenin sakıncaları daha da anlaşılacaktır. Tekrar ediyorum. Sosyal medya alanı başıboş bırakılamaz. Yasal düzenleme tabii ki yapılmalıdır. Hatta kamu barışı, milli güvenlik, korku ve panik yaratma gibi konular bile bu yasa çerçevesinde ele alınmalıdır. Ancak suçun somutlaştırılması, yorumlara açık bırakılmaması şarttır dedi.